TRT24 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı 23 Nisan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ...1920'nin 23 Nisan'ında Ankara'da bir meclis toplandı. Tam 100 yıl oldu, önemli bir yıl dönümüdür. Ama ben fazla rakam fetişizmi yapmayı sevmem, huyum kurusun. Sosyal bilimci kafasıyla düz rakam, şimdi çetrefilli konulara girmeyelim diye düşünmem. Hatta tersini, bu bir asır içinde nereden nereye gelinebilmiş buna bakarım. Bu yazıya başlarken Türkiye'nin 200'e yakın ülke arasında basın özgürlüğünde kaçıncı sırada olduğunu sorup hepsi bu diyerek yazıyı sonlandırabilirdim. Ama kolayına kaçmadan daha fazla ayrıntısına girerek 23 Nisan'ın neden hiçbir anlamı olmadığını yazmak daha çekici geliyor. Çünkü basın özgürlüğü düzeyinde Kuzey Kore'ye ve Çin'e yaklaşıp dibi zorlayan ve birçok Afrika ülkesinin altına düşmüş bulunan Türkiye'nin 100 yıllık bir meclise sahip olması demokrasi bakımından çok şey ifade etmiyor. 100 yıl bu koşullarda övünülesi bir yıl dönümü değil, ancak utanç olabilir. Çünkü 100 yıldır bunu mu yapabildiniz sorusuna mantıklı ve tutarlı bir yanıt vermek güçtür. Utanmamak da elde değildir aslında da, ama bilinmeyenlerin ve bilmediğini de bilmeyenlerin toplumunda parlamento geçmişini analitik bir incelemeye tabi tutmak çok kuramsal, adeta hobi türü bir uğraşı olur sadece. Bu yıl 23 Nisan'da 100 yıllık bir meclisi olan Türkiye'de bir ceberut rejim var. Kendi anayasasını ve yasalarını bağlayıcı kabul etmeyen bu rejim, hapishanede yüzlerce gazeteciyi tutuyor. Ülkenin en çok oy almış 3. partisinin eş genel başkanları hapishanede. Yine hapishanede yüz binlerce rejim muhalifi var. Fabrikasyon gerekçelerle kanunlarda tanımı olmayan, rejimce üretilen suçlardan dolayı 10 yıllarca hapse mahkum olmuş durumdalar. Pandemi esnasında katiller, gaspçılar, tecavüzcüler, organize suç örgütü liderleri gibi mahkumlar bırakılırken, bu rejim düşünce suçlularını içeride tutuyor. Adam öldürmek, tweet atmaktan daha kolay affa uğrayabilen bir cürüm. Bu 100 yıllık mecliste iktidar partisi dışında olan partilerden biri, doğrudan iktidar partisinin destekçisi ve payandası olmuş ana muhalefet denen Sol Parti, rejimin diskurunu benimsemiş durumda. Diğer irili ufaklı partiler de aynı şekilde rejimin dilini kullanıyor. Kürtler, 100 yıl önce Ankara'da toplanan meclis tarafından kurucu unsur olma özelliğini kaybetti. Kurtuluş Savaşı mücadelesini Türklerle Kürtler beraberce verdiler. Ama devleti sonuçta Türkler ad verici unsur olarak kontrol etti. Sayıca çok olan çoğunluk diktası kurdu. Bu durumu kabullenmeyen Kürtler defalarca çeşitli gerekçelerle memnuniyetsizliklerini ifade etti, kimi zaman bunu şiddete başvurarak yaptı. Türk devleti bu ayrılıkçı hareketlere karşı çok sert yanıt verdi. Dahası 100 yıl önce tıpkı Osmanlı Devleti gibi Türkiye Cumhuriyeti de merkeziyetçi bir devlet teşkilat yapısını benimsedi. Merkez çevrenin dizginlerini sıkıca, dahası kısa tuttu. 100 yıl önce kurulan meclis, diktatörlüğe razı olan, gücü tek adam elinde toplamayı kabullenen milletvekillerinden oluşuyordu. Bu anlamda bugünkü meclis, o 100 yıl önceki meclisle aynı şekilde hareket ediyor. 100 yıl önce de özel şartlar vardı. Bugün de özel şartlar var. Orta Doğu'da bu kadim topraklarda olmak, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir ülke olmak, dış mihrakler, içerideki hainler, hikaye hep aynı. Sadece öykünün kahramanları değişiyor. Onların hayatları, ideolojileri, öncelikleri, kadroları, kişilik özellikleri farklı. Ama anlatı aynı. Yani 100 yıllık bu meclisin geleneği oldukça tutarlı. 100 yıl önce kurulan meclis, insan haklarını güvenliğe ve bekaya kurban vermekte sakınca görmedi. 100 yıl sonra bugün, beka ve güvenlik diye anlatılan resmi tarihle birlikte, devleti birilerinden arındırmak adına ciddi bir sosyal soykırım yapıldı. 100 yıl önceki meclisin öncesinde, 1915'te olanların hasır altı edilmesini savunanlar çoğunluktaydı.
100 yıl sonraki bu mecliste sosyal soykırıma tabi tutulan gariban insanların kaderlerini gören sadece 1-2 milletvekili var. Meclisin gerisi maaşlarını almak ve maaşlarına zam yapmak dışında neredeyse hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Ha bir de sosyal soykırımı görmezden gelmek, olmadı ona gerekçe üretmek. 100 yıl önceki mecliste başlarda parti yoktu. Sonrasında ise tek parti vardı. Hem de uzunca süre. 100 yıl sonra hakkını yemeyelim, parti var mı? Var. Ama işin aslında bugünkü mecliste tıpkı 100 yıl önceki gibi güçler ayrılığını değil, güçler birliğini benimsiyor. Bu ortamda parti olsa ne olur, olmasa ne olur? Bunu kimse sormuyor. 100 yıl önceki mecliste de bir rejim ve o rejimin bilumum siyasi figürleri vardı. 100 yıl sonraki mecliste de rejim içi değişiklik rejimi değiştirmeyecek. 100 yıl önce liderin ömrünce liderlik yapması olağan karşılandı. 100 yıl sonra liderin ölmeden iktidarı bırakması zor gibi. Şimdi bunca benzerlik var. Hakkını yemeyelim, Türkiye kendi özgün siyasi sistemini bulmuş görünüyor. Diyebilirler ki iyi de bir uzunca süre çok partili demokrasi denememiz oldu. Hatta Türkiye Avrupa Birliği adayı oldu falan. Konjonktür, Türkiye'nin en yakın dostudur bu itiraza karşı ileri sürülecek argüman. Türkiye 1945 sonrasının soğuk savaş atmosferiyle beraber askeri ve jeopolitik gerçekliklerden dolayı çok partili sisteme geçti. Ve bu sistemde daima bir vesayet yapısı derinlerden ülkenin kaderine etki etti. Bugün de konjonktürel gerekliliklerle her şey olabilir. Ve zaten derinlerde ülkenin kaderini etkilemiş olan ve etkileye gelen güçler var. 100 yıl sonraki bu ortamda gerçek şu ki ne değişirse değişsin, değişmeyen şey siyasi kültür olacak. Ve evet, siyasi kültür deyince burada her şeyin temelinde olan bazı özellikleri saymak lazım. Türkiye toplumu geleceğe ilişkin birbirinden çok farklı tasavvurlara ve tahayyüllere sahip vatandaşlardan oluşuyor. Batıcılar, doğucular, sağcılar, solcular, Sünniler, Aleviler, Türkler, Kürtler, nasyonalistler, İslamcılar, dindarlar, sekülerler, dinciler, laikler, çevre, merkez, sınıfsal farklılıklar, coğrafi farklılıklar. Kutuplaşmış bu toplumun üzerinde en fazla anlaştığı değer, birbirine karşı olan toleranssızlıkları. 100 yıl önce de bu böyleydi. 100 yıl sonra da bu böyle. 1920'lerde olan, dönemin koşullarında denetlenmesi güç olan bir iktidardı. Bugünkü gibi kitle iletişim araçları yoktu mesela. Bugün ne yaşanıyorsa ülkede aynı anda tüm dünyanın haberi oluyor. 1930'ların metotlarını bugün uygulamıyorsa rejim, bilin ki bundan. Buna karşın mesele sistem dışına itmek, tecrit, ötekileştirme, cadı avı, zulüm vesaire ise 100 yılda epey bir deneyim kazanılmış belli ki. Ve bu devlet, hakkını verin bence bu işi cidden iyi öğrenmiş. Ve bu son nokta, edinilen deneyimin farklı siyasal ekollere başarıyla nakledildiğini gözlemliyoruz. İttihatçılardan Kemalistlere, onlardan İslamcılara, siyasal düşüncelerde farklılıklar olsa da yöntemlerde ve pratikte ciddi benzerlikler var. Bu anlamda 100 yıllık bir arka plan var. Siz buna şanssızlık dersiniz belki ya da kader. Ben buna devlet geleneği diyorum. Hani var ya meşhur, herkesin 1000 yıllık devlet geleneği dediği, bildiniz mi? Hah işte o. İşte çocuk bayramını hapishanedeki 800'den fazla bebeği görmezden gelecek pişkinlikte kutlatan o devlet geleneği diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.